Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir kaleci sohbetinde yine beraberiz. Merhaba Arya Beşir kardeş. Merhabalar. Kılıç. Belli derken. Merhabalar. Sevgili arkadaşlar, bugün Yalçın hocamı konuk edeceğiz. Hocam, evet. Hocam merhaba, hoş geldin. Merhabalar değerli kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim hocam. Seni gördük, daha iyi olduk. Güler yüzüne, her zaman güler yüzle karşılıyorsun hocam. Yapımız gereği. Bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Instagram'da bir tane resmim var. Sürekli bu resimleri herkes beni hatırlayacak herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hep bu resmi kullanıyorum. Hep de güler yüzlü olmaya da çalışıyoruz tabii. Sonuç itibariyle çevremize de güzel elektrik vermek zorundayız. Evet. Bir görevimiz de bu. Ondan dolayı böyle olmaya çalışıyoruz. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Değerli bilgilerini alacağız bugün inşallah. Estağfurullah. Sevgili arkadaşlar, Yalçın İnan hocam daha kaleci antrenörü, profesyonel kaleci antrenörü, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenisiniz değil mi hocam? Ben yanlış bilmiyorum. Evet, 24 yıldan beri beden eğitimi öğretmeni yapıyorum. Evet, maşallahınız var hocam. Emekli az kalmış hocam. sevgili arkadaşlar, Yalçın hocam bir süre önce Trabzonspor'da kaleci antrenörlüğü yaptı. Faal olarak da bildiğim kadar bireysel yapıyorsunuz değil mi hocam şu anda bir takım olarak? Şimdi şöyle, bunu takım boyutunda bütün yaş kategorilerinde çalışma fırsatımız oldu. Akçabat Sivasspor, Trabzonspor altyapısı, Arakspor A takımı, Düzyurt, 1463 Trabzonspor, Trabzonspor altyapısı, A takımı derken bütün kategorilerde çalışma fırsatımız oldu. Şu an itibariyle kendimizin özel futbol okulumuz da var. Özel kaleci antrenmanlarımız da yapıldı. Bir birimimiz var. Bu şekilde devam ediyor. Evet. İnşallah hocam gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben Yalçın hocamın özel bir durumundan bahsetmek istiyorum insani tarafından. O da beni çok mutlu ediyor bir kaleci antrenör olarak, bir meslektaşım olarak. Sağ olsun, bu SEMA hastalarına çok yakın ilgisi var. Kaç tane çocuğa %100 şey yaptınız hocam, ulaşabildiniz? Şöyle söyleyeyim, bu konu zaten hepimizin sosyal bir görevidir. İnsanlığımızı hatırlamamıza fırsat veren, sosyal anlamda yapmamız gereken, insanlık adına yapmamız gereken çalışmalardan bir tanesi de odur. Şu ana kadar iki tane çocuğumuzu %100 yaptık, gönderdik. Şu anda Trabzon'dan yine bir çocuğumuz var, onunla alakalı çalışıyoruz. Ama tabii ki bu hastalıkla alakalı mücadele eden bütün çocuklarımız bizim çocuklarımız. Yani tabii herkes hani sahiplendiği bir çocuğu göndermeye çalışıyor bu şekilde. Fakat hepsinin yarası gönlümüzde var. İnşallah bunu da kısa sürede atlatırız diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Hocam bu konudaki çalışmalarınızı, gayretinizi ben büyük bir beğeniyle takip ediyorum. Onlar adına, bütün hastalar adına ben size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi değerli insanlar varken bu arkadaşlarımız %100'e ulaşıp tedavi için gittiler. Ne mutlu size hocam. İnşallah bu konuda dediğim gibi biz sadece üzerimize düşeni yapıyoruz. Çevremizdeki sizin gibi dostlarımıza ve diğer dostlarımıza vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah. Evet. Sevgili hocam, bugün birkaç konudan bahsedeceğiz. Kaleci antrenmanları, kaleci antrenmanında kullanılan materyaller ve son bölümde de kariyer planlaması ile ilgili bir yapacağız. Programın içeriği bu olacak. Hocam, ben sözü size versem kaleci antrenmanlarıyla ve materyallerle ilgili neler söylersiniz hocam? Sohbet şeklinde de geçebilir. Arada soru soran da olabilir. Karşılıklı muhabbet şeklinde de olabilir. Çünkü bu işi hepimiz hangi amaçla yapıyoruz? Hepimiz karşımızdaki çocuklarımıza diyorum. Burada yani sporcularımıza demiyorum, çocuklarımıza diyorum. Çünkü hepsi bizim çocuğumuz ve elinde sonunda devlete, Türk sporuna, Türk futboluna hizmet etmek için bir nefer olacaklar. Onların gelişimi için elimizden gelen ne varsa bunu yapıyoruz. Hepimizin çocukları bunlar. Burada tabii ki kimseye biz bu işi daha iyi biliyoruz, bunu böyle yapıyoruz anlamında bir şey konuşmayacağız. Sadece 27 yıllık, 26, 19 yaşında ben başladım kaleci antrenörlüğe. Sonra kaleci antrenörlüğü olarak tabii ki bir şey seçtik. Kendi bilgi birikimlerimizi arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız. Bu konuda öncelikle bunu söyleyelim. Tabii ki kaleci antrenmanları konusunda bir giriş yaparsak şöyle diyebiliriz.
Şimdi futbol oyun kuralları değişiyor biliyorsunuz. İşte kullanılan malzemeleri değişiyor, krampon değişiyor, topun kalitesi değişiyor derken her geçen gün kalecinin üzerine düşen yük artıyor. Futbol çok daha hızlı oynanmaya başlanıyor. Artık önceki gibi arkada sadece kalenin içerisinde bekleyen bir kaleci olmaktan çıkıyor. Ondan sonra ne bekleniyor? İşte arkada libero gibi oynayan kaleci olması bekleniyor. Ayaklarını hem geriden oyun kurmak için kullanan hem de top kurtarmak için gelen şutlar pozisyonları kurtarmak için kullanan kalecileri artık tercih ediliyor. Bundan dolayı bu değişimlere biz de ayak uydurmak zorundayız. Ne gibi ayak uyduracağız? Biz de antrenörler olarak kalecimize yani müsabaka ortamında yaşayacak olduğu bütün pozisyonların fragmanını diyelim. Ben öyle bunu tabir ediyorum. Fragmanlarını bizim antrenmanlarımıza yaşatmamız gerekiyor ki müsabakaya çıktığı takdirde, çıktığı anda o pozisyonu yaşarken bu yaşamış olduğu bu pozisyonu daha önceden izlemiş, yapmış ve bunu artık böyle daha belki de refleks hale getirmiş halde o topların kendisine çarpma ihtimalini arttırma şansı oluyor. Ondan dolayı kaleci antrenmanlarını planlamak çok önemli. Bu konuda zaten sizin de değerli çalışmalarınız var. Hepsini görüyorum, takip ediyorum. Ayrıca bu işi dert edindiğiniz için size Evet. ayrıca teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam yani durmuyorsunuz YouTube'dan işte bu kanallardan bir şekilde herkese ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi kalecilerin müsabaka anında yaşayacak oldukları pozisyonları biz antrenmanda yaşatalım diyoruz. Fakat bunu tabii düz mantık at sağına at soluna işte şimdi artık tabii ki internetten herkes her antrenmana ulaşabiliyor. Gör oradan kopyala yapıştır yap antrenmanlarla beraber değil. Amacımıza uygun bizim amacımız ne? Neyi çalışacağız? Niçin çalışacağız? Kalecimize ne katacağız? Sorularına cevap verecek şekilde amacımızı belirledikten sonra materyallerimizi seçip ona göre o materyalleri de antrenmanımızın amacına uygun şekilde kullanacak şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Bundan şunu demek istiyorum. Biz istersek isteyelim sahanın içerisinde tüm materyallerle beraber dolduralım. Görüntü kirliliğinden başka bir şey olmaz o zaman. Eğer amacımız yoksa, Amacımız amacımızı uygun oluyor. hesap etmiyorsa. Aynen. Ondan dolayı öncelikle bir kere kullanacak olduğumuz materyallerin amacını kafamızda bir düşünüp ben ne yapacağım? İşte sıçrama mı çalışacağım yoksa karambol pozisyonları mı çalışacağım? İşte refleks mi çalışacağım? Kollarımın refleksini mi arttıracağım? Görmeyi mi çalışacağım? Bunları kafamızda belirledikten sonra ısınmasından tutun da son anına kadar çeşitli materyalleri kullanabiliriz. Değil mi? Evet. Bunu sizin de bilmiyorum tabii ki bu konuya bakış açınız farklı olabilir. Herkesin de farklı olabilir. Onu Herkesin da farkı söyleyeyim. olabilir tabii hocam. Herkesin farklı olabilir. Burada şunu hiçbir zaman unutmayın. Herkesin önemli olan kendi hayal gücüdür. Yani kendi hayal Yani gücünüzle beraber eğer karşı tarafa bunu aktarabilecek bir yolunuz varsa sizde olanı aynen. aslında onda olup da sizin onun olanı ön plana çıkarmanızı diyelim. Yani karşımızda bir cevher var. Cevhere biz hangi açılarda üfleyeceğiz üzeri çünkü kül var üzerinde. Evet. Temizleyeceğiz de cevher ortaya çıkacak. Bazen öyle bir oluyor ki bir cevhere üflerken zarar bile verebiliyoruz antrenör Tabii olarak. bilinçsiz olunca Ondan dolayı zarar verilir hocam doğru. bizler Özellikle de belki bu de bunu yani yapmış. materyaller konusunda hocam geçen de konuşmuştuk biz hocalarımla. Evet. Bu özellikle engel atlama konusu hani şey gibi hocam mesela her hastaya her ilaç olmaz mantığı bence. Yani Tabii ki, tabii. o özellikle kopyala yapıştır türünden yapan arkadaşlarımıza en büyük defa. Hani neyi niçin yaptığını çok iyi bilmemiz lazım. Hangi yaş Aynen, aynen, grubuna ne aynen. yapılacağını çok iyi bilmemiz lazım. Yani şimdi Evet. 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuğa eğer ne bileyim 30-40 santimlik engellerden atlattırıyorsak bu büyük bir facia oluyor. Hatta ben ufak bir örnek verebilirim hocam. Biliyorsunuz Instagram sayfasında sizden gelenler diye bir bölüm var. Şeyde story'de paylaşıyoruz arkadaşların gönderilerini. Yani bir kaleci antrenör arkadaşım bana atıyor. Bir çocuğu inanın 10 yaşında falan herhalde veya 11 yaşında çocuk yani. Kocaman bir engelden atlattırıyor ve benim bunu yayınlamamı istiyor. Ya diyorum ki arkadaşım ben nasıl yayınlayayım yani o çocuk oradan atlarken kolunu bacağını kıracak, büyümesine engel olacak bir sürü tepkimeler yaşıyor. Dedim ben yayınlayamam. Yani şurasındayım olayın yani neyi ne zaman yapacağımız size katılıyorum. Çok önemli. Hangi materyali nasıl kullanacağımız da çok önemli ki Tabii ki, hakikaten tabii. Aynen. sizi takip edenler mutlaka bilecektir. Hakikaten hocam sizin farklı çalışmalarınız ama bunu siz çok bilinçli yaptığınıza emin olduğum için. Yoksa sadece materyal diye ben kullanmıyorum. İnşallah. Başta sizin de söylediğiniz Şimdi gibi çok net şöyle söyleyeyim hocam.
Siz her şeyi planlayıp yaptığınızı ben gördüğüm için saygı duyuyorum çalışmalarınıza. Çok da değerli olduğunu düşünüyorum hocam. Estağfurullah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki her antrenörün kendi bir Evet. tercihi vardır. Her yiğidin değişik bir ayran yiyişi veya yoğurt yiyişi olduğu gibi herkes farklı şey tercih edebilir. Fakat önemli olan az önce söylediğim gibi şimdi ortada bir cevher var. Bak, şu lafı ben mesela kabul etmem. Benim kalecim, ben yetiştirdim, ben onu yaptım, ben bunu yaptım. O değil aslında. Benim mantığımdaki antrenörü şu vardır. Karşımda zaten bir cevher var. Bu cevheri dediğim gibi o cevheri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz değişik işte yollar deniyoruz. Değişik açılardan üflüyoruz. Üzerindeki külü atıyoruz. Bakıyoruz ki ortaya güzel bir Anladım. cevher çıktı ve ülke milli takımına hizmet ediyor. Bununla alakalı planlı, sabırlı bir şekilde yapılan bütün çalışmalar değerlidir. Aynen. Fakat araştırdık böyle gazete köşelerinde veya işte Instagram'ın herhangi yerlerinde veya bilmediğimiz kökünü bilmediğimiz sayfaları, kaynağını bilmediğimiz sayfalardan gördüğümüz çalışmaları Aynen. değil de biraz daha böyle akademik, biraz daha böyle işte atıyorum makale şeklinde okuduğumuz çalışmalarla Aynen. beraber ona da kendimizden bir şey katarak. Bu da çok Hocam önemli. Sonuç itibariyle orada biz şu önemli değil mi? Gördüğümüz şeyi yorumlarken kendi kalecimize kesin. göre yorumlamamız gerekiyor. Kendimize göre Evet, değil de mükemmel. kalecimizin Aynen, aynen. eksiği bu mudur yani? Bununla ben onu giderebilir miyim? Hani dediğiniz gibi sadece kopyala yapıştır orada yapıyorlar. Düşünsenize sizin başınız ağrıyor. Mide ilacı kullanıyorsunuz. Öyle bir şey diye düşünüyorum. Hani o mantıkta. Şöyle diyeyim ben, kopyala yapıştır mantığında onu ben şöyle tercih etmiyorum. Arkadaşlarıma da yapmamalarını tercih etmelerini isterim. Çünkü antrenmanda önemli olan aslında antrenmanın o sadece şekli değildir. Sizin bir de antrenörün orada sporcuya kullanmış olduğu antrenmanını ona ikna etmek için, kalecisini ikna etmek için, antrenmanına inandırmak için söylemiş olduğu sözlerdir. Yani sonuç itibariyle bazen öyle bir şey olur ki çok güzel bir antrenman düşünürsün kafanda fakat kalecini ikna edemezsin senin bildiğin bu antrenmana. Tabii ki. Burada da verimli bir antrenman ortaya çıkmayabilir. Şimdi Aynen bizim doğru. antrenmanın heyecanını arttırmak, derimin az önce söylediğimiz gibi değişen oyun kurallarıyla beraber kalecimizin de artık çok daha hızlı bir işletimci hızlı olması lazım. Beyninin çok hızlı düşünmesi, Aynen. hızlı harekete geçmesi gerekiyor. Harekete çok hızlı karar vermesi gerekiyor. Bunun için de artık düz mantık çalışmalar yetmiyor. E ne Evet. yapacağız? İşte görmeyle başlayacağız. Belki gözle alakalı çalışmalar yapacağız. Teknik çalışmaları zaten saymıyorum. Onlar zaten olması gereken şeyler. Tabii. Zaten şunu söyleyeyim size. Bir kaleci antrenörü olarak biz çocuğumuza zaten tekniği öğreteceğiz. Bu kesin. Bu artık 2 Bu artı 2 olmazsa eşittir 4. olmaz tabii. Fakat bunun üzerine ne katacağız? Mesela tekniği öğretirken acaba teknik üzerine küçük oynamalar yapıp belki ikinci hamleye kalkışı daha kolaylaştırmak için ne yapılabilir? Topun bize çarpma ihtimalini arttırmak için, daha az enerji Doğru. harcamak için bunları kafamızı yormamız gerekiyor. Aynen. Yani bazen şimdi şunu deriz çocuklarımıza biz belki konumuzun dışında oluyor ama işte öne hamle yap, işte şunu yap, bunu yap, işte Evet. belden kalkma, düz kalk falan. Aslında biz hepsini öğretmek zorundayız bunlara. Çocuk belden de kalkmayı bilecek, dönerek kalkmayı da bilecek, Aynen. önden elini koyarak kalkmayı da bilecek ama ne zaman neyi yapacak ve buna ne kadar hızlı karar verecek, ne zaman karar verecek. Yani bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor ki kaliteli kaleciler ortaya çıksın. Son dönemde ben sevinerek görüyorum kalecilerimizin sayısı artıyor. Evet, giderek Ve görüyorum. inşallah dünya çapında kalecilerimiz artık oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Yani yorumladığımız zaman kaleci antrenörlerimizin kalitesi artıyor demektir. Değil Evet. mi? Veya araştırmacılık yönü artıyor veya hayal güçleri artıyor. Evet. Takip ediyorlar, yorum yapıyorlar, bir antrenman çıkarıyorlar ve amacına uygun yapıyorlar demek ki. Değil mi? Aynen. Şimdi materyal konusuna girecek olursak kardeşim. Şimdi bizim yani takımla beraber yapmış olduğumuz antrenmanlar var. Değil mi? Onlar için zaten ısınmalarda, işte koordinasyon çalışmalarında, çeşitli küçük pozisyon almalarda, koordinasyon basamakları şunlar bunlar zaten bizim klasik bildiğimiz huniler, toplar, çubuklar, engeller şunlar bunlar. Bunlar zaten bilinen malzemeler. Evet. Asıl önemli olan bence benim mantığıma göre ekstra materyaller ne O olabilir? konuda da Şimdi sizin üstünüze tanımıyorum hocam, ekstralar konusunda, materyaller nasıl? konusunda. Yani bazen Estağfurullah, estağfurullah şaşırıyorum hocam, kardeşim. bunu nereden düşünmüş, nereden yapmış? Bazılarını hani ister istemez kullanıyorsunuz, acaba bunun faydasını görebilir miyim diye. Yani o yüzden tebrik ediyorum, çok farklı materyalleriniz var hocam. Kardeşlerim, inşallah şunu söyleyeyim size. Kendimize, üzerimize düşen görev neyse bu konuda bir telefon kadar, bir Instagram sayfası kadar Aynen. uzaklıkta
Her Bilgi telefon paylaştığınız açılıyorsunuz hocam. grubu Teşekkür ederiz. bilelim. Her zaman hazırız. Her şeye hazırız. O konuda bilin. Şimdi niye geldik? Özel kaleci materyalleri ne olacak? Şimdi burada şuradan başlayabiliriz mesela. Toplar. Bildiğimiz top işte yuvarlaktır. Düz olarak üzerimize gelir. Fakat öyle bir şut vardır ki işte dediğim gibi vurucu stilleri kalitesi arttıkça, topun da kalitesi arttıkça bir bakıyorsunuz ki ön yaprak vuruşu dediğimiz top giderken birdenbire pat düşebiliyor. Değil mi? Aynen. Veya işte top bana doğru gelirken herhangi bir ortak varsa bu topa, bu kendi rakibim de olabilir, kendi arkadaşım da Doğru. olabilir. Yeri zeminde olabilir, rüzgarda olabilir. Her Aynen. şey olabilir. Herhangi bir çarpma anında hız değiştirebiliyor, yön değiştirebiliyor, değil mi? Baktıldığı zaman bizim bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Şunu ben kabul etmiyorum. Mesela kalecinin yapabilecek hiçbir şeyi yoktu diye bir ibare Evet. olur ya gene. Evet. Kalecinin yapabilecek her zaman bir şeyi Her vardır. zaman bir şey vardı, Her doğru. zaman bir şey vardır. Sonuç itibariyle biz fiziği bilmek zorundayız. Matematiği açıları bilmek zorundayız. Attığımız taş yere düşüyorsa gelen topun da düşme yerini sezerek buna göre hamleleri yapmak zorundayız değil mi? Bunları bilen zeki insan kalecilik yapabilir. Aynen. Bak bu ki hani derler ya bazen ben gülerek karşılarım bunu. Kalecilerin tahtası eksiktir diye. Doğrudur. Tahta eksiktir. Ama hangi yönden? Cesaret yönünden. Kaleci kadar Cesaret. cesaret yoktur. Değil mi? Fakat biz çok zeki olmak zorundayız. O kadar iyi izlemek zorundayız pozisyonları, durumları ki en son resmi göreceğiz ve ona göre hamle yapacağız. Burada ne girdik? Mesela toplar dedik. Şimdi toplar hani normal antrenmanımızda işte 5 numara top kullanıyoruz. 4 numara, 3 numara bu ebatları kullanabiliyoruz. Değil Tamam. mi? Renklerini Tenis değiştirerek toplarına bile kadar iniyor hocam. aynen renklerini değiştirerek bile belki de antrenmanının amacını değiştirebilirsiniz. Topun rengini değiştirerek. Mesela güneşli bir havada parlak bir top kullanırsın. Hava topu yan top atarsın, yan top çalışması yaparsın. Belki de o topu görmesini engellersin ama görmediği topa veya az gördüğü topa hamle yapmasını sağlarsın. Bu bile bir amaç olabilir kardeşim. Tamam Evet. mı? Bunun yanında Ve işte kalecinin en büyük sorunlarından biridir tam güneşle aynı. birleştiği zaman topu görememek. Kesinlikle. Bak, küçük bir hayal gücü yani burada düşündüğüm zaman aklıma bu gelebiliyor mesela benim, tamam mı? Evet. Veya ne olur? Bir sünger top düşünün ve yüzünün topa çarpmasından korkan ürken kaleciler olduğunu düşünün. İkide Doğru. bir kafasını sağa sola çeviren kaleciler vardı, değil mi? Görüyoruz bunları. Doğru. Belki bu toplarla beraber bu cesaretini artırmak için yüzüne temaslar, küçük temaslar yaptırarak Aynen. belki de bunu yaptıracağız. Aynen. Belki de işte o aynı sünger toplan beraber bunların demolarını çok yaptığım için hangisini ne amaçla kullanacağımı çok iyi düşünebiliyorum kafamda. Bazen şimdi o sünger topa vurursunuz böyle pat yükselir pat hemen kalecinin arkasına düşer. Bunu normal kendi tekniğimizle beraber normal topla yapamayız. Ama o topla beraber bunu yapabiliriz. Helyum topuyla beraber ne yapabiliriz? İşte havada yön değişen, Yön değiştirir. farklı çeşitli yönlere giden topları yapabiliriz. Şimdi burada düşündüğün zaman bu materyal olumlu değil mi? Bakıldığı zaman. Değil mi? Amacımıza uygun şekilde kullandığımız zaman çok güzel bize verimimizi artıracak, işte performansı artıracak noktaya getirebilir bizi. Şimdi küçük oyun topları olabilir. Hani renkli bu Toys R Us'ta kullanılan toplar var ya. Bunları da ben mesela genelde şeyde kullanırım. Life kinetik çalışmalarda işte Evet. görme, Evet, algılama, hareketi ona karar verme. geleceğiz hocam. Ona geleceğiz. Live kinetik olayına Evet. geleceğiz. Evet. Onlarla kullanırım mesela. İşte bu küçük toplardan bakın kaç çeşit ürettik. Küçük bir top dedik sadece başlık. Bunu ürettik. Şimdi top geliyor. Topun yönünü değiştiren materyal. Ne olabilir hocam? Bu havadan gelen topun yönünü değiştiren materyal. Veya yerden gelen topun yönünü değiştiren materyal. Çünkü ikisi birbirinden gerçekten farklı. Birisi alttan gelirken yukarı çıkarken, diğeri üste gelirken yere inebilir. Fakat yön de değiştirebilir. Şimdi bizim öyle bir olacak ki karşımızda senaryo sürekli değişiyor. Evet. Karşımızda senaryo. İşte biri bir tarafa koşuyor. Kendi stoperimiz ondan gidiyor. Yani Evet. kafanızdaki Tabii cuncunla tabii. böyle bir karşılaştırın ya. Çok fazla Önümüzde varyasyon olabiliyor. Evet. 8 tane aynı 8 tane 10 tane bazen 12 tane 13 tane adam dolanıyor. Bunların bazıları kendi adamımız, bazıları da şey rakip. Ama bunların ortak olduğu topların hepsi yön değiştirmeye aday toptur. Yön değiştirmeye aday topların hepsinde biz ters adımda, ters hamlede yakalamaya adayız. Eğer biz çok mantıklı düşünmezsek, en son resmi görmezsek, en son resmi gördükten sonra hamle yapmazsak eğer gol yemeye de adayız. O topun bize çarpma ihtimalini azaltır ve o az önce bahsettiğim ya kalecinin yapabilecek hiçbir şey yoktu Evet. sözünü duyarız. Şimdi burada işte neyi dedik? Yön değiştiren şeyler. Havadan gelen, yerden gelen. Şimdi kendim düşündüm. Güzel insan. Havadan gelen topun yönünü nasıl değiştiririm? Tabii hacı yapmazlar kullanılıyor. Havadan giderken çaptırmak amacıyla kullanılabiliyor. Veya hocalarımızın ellerinde yaylar olabilir. Onlarla beraber gelen Evet. topa yön.
veya kaleciyi alırız arkamıza, işte elimizden beraber yön değiştiririz. Bunların hepsini yapabiliriz. Evet. Aklıma şu geldi benim. File şeklinde, kare kare, file şeklinde 3 tane kare, 10 tane kare olacak şekilde bir şey yaptım, file yaptım, gergin file. Aralarına işte bazen kalecinin görmesini engellemek için Tamam. bazen de yelekler bağladım. Onu da bağladım. Şimdi onların arasından top vurup pat yere düşebiliyor. Vurup sağa sola gidebiliyor. Havadan gelen top bu oluyor. Şimdi bunu orada kullandığım zaman baktım ki amacıma ulaştım. Dedim ki iyi ki bunu düşünmüşüm kafamda. Bunu Evet. düşünebilecek çok benden çok daha zeki arkadaşlarım var. Fakat şunu sakın aklınızdan geçirmeyin. Düşündüğünüzü burada bırakmayın. Düşündüğünüz burada zaten var. Ama bunu hayal ettiğimizi biz gerçekleştiremezsek o zaman hiçbir Hiçbir anlamı kalmıyor. ha. Ya burada sadece kalıyor. Mehmet kardeşim biliyor, biliyor, biliyor ama bana aktarmıyor. O sadece Mehmet kardeşimin bildiği bir şeydir. İçinde kalır Mehmet tabii. kardeşimin aklına bir şey geldi, yapacaktır, kitap yazacaktır. Yazmadı. Burada bilgiler ama yazabilirsin, başlatabiliriz değil mi bunu? Evet, Yani aynen bir öyle. şekilde gerçek hayatta bunu sunmamız Bilgi gerekiyor. paylaştıkça faydalı hale geliyor, Kesinlikle büyüyor, hocam, gelişiyor. kesinlikle. Zaten Bu bizim konuda amacımız o değil zaten mi hocam? Düşündüğümüz şeyleri çocuklarla veya genç kardeşlerimizle paylaşıp daha verimli hale getirmek. aynen kardeşim benim. Bu Evet. konuda zaten hepimiz buna açık olmak zorundayız. Evet. İşte dedi ki yerden gelen toplara ne yapabiliriz? Yerden gelen toplara işte rampalar kullanılıyor zaten. Veya çarpma tahtalarıyla beraber değişik açılarda işte kenardan Evet. gelen topu kaleye yönlendirme. Bazen ikiye birlerle beraber kalecinin sanki ceza sahası içerisinde işte rakibin ikiye bir yaptıktan sonra vuruşlarının çalışılması. Değişik Evet. pozisyonlar çalışabiliyoruz. Burada da yani o konuda da bu aparatlar bizim işimize yarıyor. Peki top geliyor. Hadi yön değiştirdik buna. Bir de hızı değişebilir mi kardeşim topun? Hızı. Tabii ki, tabii ki. Hızını da değiştirebiliriz. Ne olacak bu sefer? Belki yere su üzerinde su bulunduran işte bazı plastik, bazı muşamba gibi şeyler seriliyor. Top Evet. sektirilip ne yapıyor bu? Çünkü biz her zaman kuru sahada futbol oynamıyoruz. Bazen Tabii. yağmurlu sahalarda oynuyoruz ve çoğu Özellikle zaman da zaten sentetik sahada çok oynuyor gençlerimiz. Orada dediğiniz gibi yağmurlu bir havada ciddi anlamda hız kazanan bir top var. Yani bunun da pratiğini yapmamız en doğal aynı. idmanlara Bunun girer. yanında şimdi sahada da yine aynı şekilde yani zaten şu anda normal profesyonel olarak üst düzey oynanan maçların çoğunda çimler ıslatılıyor oyun Evet, hızlansın diye. aynen hocam. Tabii ki Normal bu bir yani akış olmuyor sürekli zaten hocam. Normal bir akışın üstünde. Amaçları zaten biraz daha fazla gol olsun, biraz daha fazla pozisyon yaşansın, seyir zevki olsun diye. Hani ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hepsi de kalecinin dezavantajı hocam. ya şimdi şöyle tabii futbolun seyir zevkinde olması için gol meyvedir. Meyvenin tabii Aynen. ki fazla vermesini isteriz ağacın. Fakat biz de şimdi öyle bir olacağız ki bu Biz de bunun meyvenin tam vermemesi karşıtı insanlarız hocam. Olmamasını istiyoruz yani. o Olmasın. meyvenin olmasını istemiyoruz biz. Yapacak bir şey Aynen. yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazen tabii ki çalışmaları çeşitli arkadaşlarımız bazı atıyorlar çalışmalarını. Görüyoruz, izliyoruz. Keyifle de izliyoruz. İşte sektirerek işte bu yağmurlu su, havaların çalışması için işte zeminin üzerine su koyarak sektirip atıyor mu? Bunu ne kadar yaparsanız yapın amacını çocuğu anlatmadığınız zaman, sporcunuz anlatmadığı zaman yine bir anlam ifade etmiyor. Aynen. Çünkü bu ne zaman yaşanacak? Yaşandığı zaman biz ne yapacağız? Kaleci olarak biz ne yapacağız? Buna hazırlıklı olmamız için kafamızın pozisyonu nerede olacak? Atıyorum işte sağ hamle yaparken, sol hamle yaparken vücudumu nasıl transfer edeceğim oraya ki kale bana topun çarpma ihtimali artsın. Bunları bahsedip kalecimize antrenmanımıza ikna etmemiz gerekiyor. Bakın hangi yaş kategorisinde çalışırsanız çalışın. İster milli takımın en üstünde çalışın. Bunların Allah'a şükür olsun hepsiyle çalışma fırsatı bulduk. En altta da çalışın hiç fark etmez. Eğer karşınızdaki kaleci sizde ona yarışan bir şey olduğunu bilirse senden bir şey alacağına inandığını sana biat eder ve senin antrenmanlarına inanır. Antrenmanlarına değer verir. Çok verimli Ondan geldi. dolayı Hani. açıklamak zorundayız. Ne dedik burada? Topun hızını değiştirdik. Geldik denge aparatları. Denge aparatlarına baktığında bu buso topları var, denge işte tahtaları var. İşte rulolar üzerlerinde böyle durup Evet. dengeyi bozukça yapılan teknik çalışmaları var. Bakın normal bir tekniği öğretiyoruz, tutuş şeklini öğretiyoruz. Ama dengesini bozup Aynen. o tekniği uygulamasını sağlamak nedir? Müsabaka anında belki bir darbe gelecek, değil mi? Aynen. Belki Aynen. düşecek, kalkacak dengesi bozuk cenamlı yapacak. Bu sefer de denge aparatlarını kullanmak zorundayız. Evet. Kasalar var işte ne dedik? Direnç gösteren malzemeler var. Buso topları var. Hani üzerinde dengeli bir şekilde durup topları yine tutmamız için. Veya çemberleri bazen kullanıyoruz. Hem adım ritmi çalışıp hem de Evet. yukarıdan düşüp dengeli kalıp onları da kullanıyoruz. Burada da denge konusunu baktık, işlemiş olduk.
Yani çünkü bunların hepsi müsabaka anında var hocam. Hiçbir Aynen. kaleci normal standart bir şekilde bekleyip de topla buluşmuyor. Tabii Çünkü ki. top şekilden şekilde giriyor. Olay şekilden şekilde değişiyor. Biz bunlara, bu değişkenliğe zaten cevap vermek zorundayız. Aynen. Ondan derdimiz aslında bizim bu. Geldik, benim kendi ürettiğim bir tane şey var. Yani onu mesela çok kullanırım ben. Bütün çalışmalarımın hepsinde de vardır yani. Bütün amaçlarda vardır. Çok amaçlı çubuklu top koydum adına. İşte ucunda toplar, elimde çubukları, onlarla beraber çalışıyoruz. Bazen onundaki amaç da zaten şudur. Ya şimdi topu ayağımıza bazen istediğimiz noktaya atamayabiliriz. Bazen de çok hızlı bir şekilde topları gönderemeyebiliriz seri seri, değil mi? Elimizde bu toplarla beraber işte bakıyorsun çelme çalışacaksa bizim mesela öne ameliyat diyoruz çocuğumuza ya. Adım aldıktan sonra öne hamle yapmasını sağlayabilmek için belki o topu öne tutuyoruz. Oradan öne hamle yapmasını sağlıyoruz. Ondan sonra ikinci pozisyona çok çabuk bir şekilde o topu çalışmalarda vardır Instagram sayfasında. Orada görecektir arkadaşlarımız. Evet. Yani onu kullanmadığımız zaman çok fazla amaçla beraber kullanabiliyoruz. Ritim çalışması da kullanabiliyoruz ki bana göre kaleciler iki stildir. Bir tanesi işte Onur gibi belki 1.88, 1.87 o boyda olup çok uzun bacaklı olmayan. Diğeri de Tolga gibi, Uğurcan gibi uzun bacaklı, uzun boylu kaleciler vardı. Bunların çalışma şekilleri bile belki de farklı olacak. Çünkü Tabii ki ya. birinin adım frekansı çalışması, ritim çalışması gerekirken diğeri çabukluk veya işte yere inişi çalışacaktır. Şimdi burada bile bir sürü şey düşünmemiz gerekiyor. Hani dedin ya sen, benim kalecimin neye ihtiyacı var? Kalecimin ihtiyacı olan şeyi doğru teşhis etmezsem eğer, otomatikten hani bahsettin ya, şimdi ilaç aldık, ben kullandım mideme iyi geldi, sen gittin kullandın midene iyi geleceğini bekleme. Çünkü senin rahatsızlığın farklı olabilir. Bizim de amacımıza uygun materyaller bu şekilde kullanacağız. Arada sormak istediğim bir şey varsa hocam Hocam burada alayım bunları. mesela bir soru vardı. Ben sizin cümlenizin bitmesini bekliyordum. Tatlı tatlı konuşuyorsun hocam. Yok. Ben seni bekliyorum. Estağfurullah. Onur hocamın bir sorusu vardı. Bir yakalayabilirsem hocam. Geçiyor da hızlı geçiyor tabii. Bir saniye hocam, hemen bulayım onu. Değerli Zannediyorum arkadaşlarım, ufak yaş her türlü grupları soru için bir sorabilirim. soruydu hocam. Özür dilerim. 8-10 yaş gruplarında statik ve dinamik denge çalışmalarında hangi aparatları kullanabiliriz diyor. Onur hocam Amerika'da şu anda. Şimdi şöyle 8-10. söyleyeyim size. Tabii bu denge unsuru sadece büyük yaş gruplarında değil, küçük yaş gruplarında da çok önemli. Bakıldığı zaman ben mesela kendi adıma bu rulolar bilirsiniz, vardır rulo dengeler üzerine durup işte Evet. hareketlenmeyi sağlayan rulolar vardı. Onların üzerinde çocuğumuzun önce dengede durmasını sağlayıp işte bazen o dengeli kendi dengesini kendisinin bozup öne doğru geriye doğru hareketlerini veya işte kendimiz onun üzerindeki küçük temaslarla beraber dengesini bozarak o materyalin üzerine dengeli durmasını sağlayarak o arada belki topla beraber temasını sağlayarak vesaire vesaire bir sürü çalışmalar olabilir. İşte bu topları bu şekilde yine kullanılabilir. Yani aklımıza gelen bir sürü materyal olabilir. Şu anda bizim bilmediğimiz, şu anda üretilen materyal bile olabilir. Bak şu anda bir kitaptan bir tane materyal üretmiştir. Herhangi birisi. Yok, Fakat tabii. biz kendimiz de üretebiliriz bunları. Kendimiz de üretebiliriz. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bütün yaş gruplarında bu aparatları kullanabiliriz. Çünkü sonuç itibariyle hani küçük yaş gruplarında bazen bazı aparatları kullanma konusunda sıkıntılar yaşayabilir. Bazı düşün, acaba yapsak mı yapmasak mı diye. Şimdi özellikle hani bu koordinasyon konusunda veya ritim konusunda ergenlik dönemine kadar olan kısımda eğer bunları çok iyi işleyemeyebilirsek, bakın öyle futbolcular oluyor ki ergenliğe gelene kadar diyoruz ki bu senenin Messi'si geldi. Fakat ergenlik döneminde bir yıkım geçiriyor, yıkım yiyor. Ondan sonra bakıyorsun patlayıp gidiyor. Şimdi o dönemde mesela bu tarz denge çalışmaları, koordinasyon çalışmaları, ritim çalışmaları yapılmazsa eğer otomatikmen bizi bekleyen kötü bir sonuç var. O Evet. sona gitmemek için de her türlü çalışmayı planlayarak yapmamız gerekiyor. Evet hocam. Hocam tabii Evet. sorular var ama tabii konuyla alakalı değil. Çünkü başka konulara girersek çok uzayacağını O düşünüyorum. konular, başka türlü konulara zaten şöyle diyeyim hocam. Geçen seneden beraber konuştuk. Farklı zamanlarda, Aynen. farklı amaçlı Ben de tam onu söyleyecektim yapabiliriz. hocam. Sevgili arkadaşlar, Yalçın hocamla dönem dönem beraber olacağız. Bugünkü konular İnşallah. üzerinden gidersek daha sağlıklı olur. Çünkü başka bir günde başka konular. Mesela işte karşı karşıya da özgüvenim nasıl kazanabilirim? İşte düşmekten korkuyorum gibi. Yani birçok soru var ama şu anda bizim sorumuz değil. Şimdi o kardeşlerimin şimdi karşı karşıya pozisyonda nasıl bir
cesaret kazanabilirim. Zaten şunu söyleyeyim size. Kalecinin %50'si cesarettir. Eğer topun bize çarpmasını istemiyorsa zaten kalecilik yapamayız. Amacımız kalenin içerisindeyken hangi noktaya gidersek topun bize çarpma ihtimalini arttırmayı düşünmek değil midir bizim amacımız? Kaleci antrenörünün de amacı budur, kalecinin de amacı budur. Eğer o topun bize çarpmasını istemiyorsak zaten onda bir sıkıntımız var. Fakat az önce bahsettiğim gibi mesela temasları yaşayıp daha sonradan işte yaşadığım temasın bize zarar vermediğini görüp ondan sonra ikna olduktan sonra daha rahat pozisyonlar alabiliriz. Mesela ne dedik az önce? Sinyal topu kullandık bu konuda. Kalecilerimin çoğunda bunu yapmışımdır söyleyeyim sana. Çünkü ya şöyle düşün. Bir boksörsünüz, tamam mı? Gardınızı aldınız, bekliyorsunuz, gözünüz yumuk. Veya kafanız böyle dönmüş. Nereye yumruk attığınızı görmüyorsunuz. Karşıdan gelen yumruğu görmüyorsunuz. Bu neden kaynaklanıyor? Cesaret konusunda problemimiz var. Bakmak istemiyoruz topa. Şimdi kalecilikte de aynı şey var. Gözümüzü kapattığımız an, kafamızı çevirdiğimiz an, görüntüyü kaybettiğimiz an otomatikmen biz gol yemeye adayız. Şimdi burada da belki hani önce sinyal topla beraber başlayıp daha sonradan işte daha yüzeyi daha sert normal topa gelecek şekilde onun basamak zaman yapabiliriz. Temaslar yaparak belki işte kendisine küçük temaslar yaptırarak bir kaleci mi oldu bu arada söyleyeyim size bir antrenman yapıyoruz şimdi üst düzey. Ya dört topla aynı anda çalışıyoruz. İki tane ayak, karşı karşıya pozisyon dediği için oradan aklıma geldi. İki tane ayağını dibine bırakıyorum. İki tane topu da üzerine atıyoruz. Dört top. Bir de onu O en sonunda çalışmanı şöyle. gördüm hocam. O çalışmayı gördüm. Ya, bir tane de en son şöyle oldu. İki top yerden resmen şut. Bir de üzerine şut. Yüzüne bir vurdu, tamam mı? Ah diye bir bağırdı böyle. Tabii oradaki şey de çok önemli. Mehmet Hocam. Şimdi o ah diye bağırdı diye biz geri adım atarsak eğer problem yaşarız. Ne oldu dedim ya. Müsabakada bunu yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın? Yaşayacağım. O zaman ne oldu? Şimdi kendimin çalışmamın amacının onun müsabakada yaşayacağı bu pozisyonu hazırlamak olduğunu ikna ettiğim zaman sözlerimden beraber onun inan acıması da az oluyor. Hocam Çektiği acı da az orada iyi ikna etmişsin. Ben de pozisyonu çok net hatırlıyorum hocam. İki tane ayak açılıyor, iki de el açılıyor. Şimdi Evet. kafamda tasarladığım o değildi mesela. Ben de tam bir şey anlatacaktım. Şimdi genç kardeşlerimiz korkuyorum diyor ya mesela. Acıyı daha fazla sizin biraz önce bahsettiğiniz işte yüzünü çevirme veya topu görmeme daha çok acı verir çarptığı zaman. Eğer Tabii. topu Evet, aynı. sevgili arkadaşlar topu hani diyorsunuz ya top çarpmasından korkuyorum. O zaman topa bakmak zorundasınız. Aynen, Eğer aynen. bakarsanız bakın top yine de çarpsın sorun değil. Aradaki farkı görürsünüz. Bakmadığınız zamanki acıyla baktığınız zamanki acı farklıdır. Baktığınız zaman beyin hemen bir şey yapar hocam. Kendine Koruma mekanizması, tabii koruma bir içgüdüsüyle kurgu beraber. yapar. Der ki Evet. top atıyorum burama çarpacak. O zaman oraya bir emir gönderir hocam. Aynen dediğin gibi Ve işte. Aynen. kendini kasarsın ve bunu senin fark etmezsin. Onu beyin yapar. Dolayısıyla Aynen. gördüğünüz toptan veya size çarpan gördüğünüz topta çok da büyük hasar almazsınız. Ama görmediğiniz topta çok büyük hasar alırsınız. Çünkü beyin kontrol edemez oradaki darbeyi. Sen daha iyi bilirsin hocam. O süs Estağfurullah. şey engelleyemez yani bir Şimdi ne şöyle, derler? o konuda şöyle diyebilirim Mehmet Hocam. Şimdi vücudumuzda üretilen ağrılar vardır. Vücudumuzun ürettiği ağrılar. Bunlar nedir? Sinyaldir. Burada sıkıntı var diye. Az önce senin dediğini teyit etmek için ve desteklemek için konuşuyorum. Ve sana der ki burada ağrı var, buna dikkat et. Şimdi bizim de karşımızda gelen ağrı var. O topun gelmesi bir ağrıdır, bir sinyaldir bizim için değil mi? Bu ağrıyı bizim görmemiz gerekiyor ki beynimiz görmüş olduğumuz bu problemi çözmek için kendince hemen pat diye bir çözüm Hemen üretip bir onu savunma, bir kalkan hemen oluşturur hocam. savunma. Savunmamız şu değil yalnız bizim. Ya tabii. Çünkü buradan gelecek olan top buraya vurduğu an daha fazla problem olacak. Aynen. Burnunuza yandan vurduğu zaman daha fazla Evet. tehlikeli olacak. Ondan Görürseniz. dolayı evet. Bu Çok. aparatlarımızı yine değişik aparatlarla beraber bu cesaret konusunda da tabii ki kalecilerimizi üst performanslara götürebiliriz. Ancak tabii ki cesaretsiz kaleci üst düzey olmaya aday kaleci değildir. Bunu da Aynen, bilelim yani. aynen Bunu da katılıyorum. bilelim. Zaten Şimdi aranan görmeden özelliklerin içinde vardır ya hocam. Aranan özellikler mesela liderlik vasfı ama cesaret. ya kesinlikle. Cesaret Kesinlikle. olmadan işte o yan topa çıkamazsın, o karşı karşıya da karşısında net bir duruş sergileyemezsin. Biliyorsunuz daha fazla geriye düşer öyle kaleciler.
Aynen. Göz temasını kaybeder, rakibin yaptığı farklı bir harekete cevap veremez doğal olarak gibi gibi. Yani Çünkü o cesaret arkadaşlar çok önemli. kasıntılı vücut, mesela şöyle örnek vereyim ben. Normal tutuş tekniğinde bile normal şut atarız kaleciye. Yandan göstereyim bunu. Şimdi çenemizi bazen şunu yaparız. Evet. Şimdi şu bile sizi geriye taşır, değil mi? Tabii Bu bile bir dengemizi bozar. koruma mekanizma, içgüdüsü dille yapılır fakat bu bize zarar verir. Bunların bile ilerlemesi lazım Mehmet kardeşim. Yani Evet. inan bana bazen öyle bir oluyor ki düşünüyorsun çok küçük bir noktadan yola çıkıyorsun. Sonra Evet. bakıyorsun önünde bir kocaman bir dereye var. İlgilenmen Aynen gereken, öyle. çözümlemen gereken bir sürü Hocam şey var. çok araştırınca dediğiniz gibi daha farklı mecralara doğru gidiyorsunuz ve hani uçsuz bucaksız bir Kesinlikle. aslında şey. Hocam tabii bu Şimdi konu çok uzuyor. Önü de çok açık. Son görmeyle materyallerle alakalı ilgili son şeyleri toparlarsak hocam kariyere ha geçelim. Olur mu? görmeyle alakalı dedik de ondan dolayı şimdi görmeyle alakalı yine engel materyal ne olur? İşte korsan gözlüğü takarsın, dominant gözlüğünü çalıştırırsın, dominant Aynen. olmayan gözlüğünü çalıştırırsın. Bu var. Bir de işte hani gözümüzün reflekslerini çalıştırdığımız, taktığımız Evet. zaman işte anında işte sağ göz açıldı kapandı, işte sol göz açıldı kapandı bu şekilde görmemizi engelleyen toplar var. Onlar da bizim hani görüp algılayıp harekete geçme hızımı yani işletimci hızımızı geliştirici görmemizi Tamam. daha etkin görmemizi sağlayacak materyaller kullanabiliriz. Bunlardan zaten hepsinin dediğimiz gibi amacı nedir? Hepsinin amacı müsabakada değişken olan bütün senaryonun en son resmini görüp ona göre hamle yapabilmektir. Çünkü öyle şutlar geliyor ki bakıyorsunuz normal tutacak olduğunuz şut. Bir tane önceki gün izledim yine Hakan Çalhanoğlu'nun bir tane friki vardı. Hatırlarsınız Uzaktan Borussia Dortmund uzaktan kazanacağız. giden. Yani gördüğü top karşısında hiç baraj yok. Top giderken pat dönüyor ve gol oluyor. Yani bunlara hep cevap verebilmemiz gerekiyor. Bu da bizim normal kalite çalışmalarından ziyade daha ekstra bir şeyler yapmamız gerektiğini ortaya çıkartıyor. Değil mi? Burada ben şunu ekleyebilirim hocam. %100 katılıyorum ama temeli unutmadan ve temeli oturtturduktan sonra bu ekstraları çalışmak daha sağlıklı olur diye Kesinlikle. düşünüyorum. Şimdi Kesinlikle. bunlar biraz daha nasıl söyleyeyim üstündeki krema gibi düşünüyorum ben. Çünkü şimdi siz pozisyon bilgisi bilmezseniz tekniği doğru uygulayamazsanız, işte vücut hazırlığını doğru yapamazsanız, mesafe ayarlayamazsanız, işte cesaretiniz, ne bileyim hani farklı farklı bir sürü konu var. Hani bunları tamamlamadan bunlara odaklanmanız sizi bence geciktirir ve sıkıntıya sokar. Bunları hallettikten sonra yani temeli hallettikten sonra dediğiniz gibi %100 katılıyorum. Ekstra Zaten neler temelde ne yapabilirim? var kardeşim? Kendimi daha nasıl Temelde teknik geliştirebilirim? var zaten. Temelde teknik var. Tabii Tekniği tabii. bilmeyen zaten Ben kaleci genç kaleci olamaz. kardeşlerimiz için söylüyorum hocam. Hani şimdi konuyu bilmeden bunlara özenmek anlamında söylüyorum. Yani önce Tamam, bir aynı. hani temeli yapalım arkadaşlar. Sonrasında bunlar sizi daha da parlatacak anlamında söylüyorum. Tabii ki, aynen. Tabii ki. Ya zaten kalecilik şeyle başlamıyor mu? Teknik olduktan sonra bulunmamız gereken yerin doğru olması Tabii. noktasında Pozisyon bilgisi. yine doğru pozisyon almak da gelmiyor mu? O doğru Tabii. pozisyonu almak için bile şimdi bir materyal mesela bildiğimiz lastikten işte görmüşsünüzdür belki kalenin dört köşesine bağlayıp çektiğimiz zaman bir küçük bir honi gibi oluşuyor ve Evet. burada kalenin küçükken büyüdüğünü görüyoruz ve bunlar bile aslında bakıldığı zaman küçük bir materyaldir ama hangi amaçla kullandık kalenin büyütüp küçültebildiğimizi Evet. kendimizin kalemizi büyütüp küçülttüğünü göstermek için onları kullandık. Evet. Şimdi O görsel bunlardaki öğrenmeyi de amaç yapıyor tabii bu arada. Yani tabii ki zihnen de aynı. bunu kabul ediyor. İmgede kaleyi oluşturuyoruz. Yani Evet. arka planda kaleyi görmüyorum ama yerdeki gördüğüm şekilden durduğum yerden kale şuradadır. Şu kadar adımda şuraya gidebilirim. Şu elimi buradan bu O pozisyondayken matematiği bu elimi yapıyor, kaldırdığım zaman 90'a giden topu kurtarıyorum. Hayal ettiriyoruz. Değil mi? Ondan dolayı az önce bahsettiğim gibi hangi materyali, hangi amaçla antrenmanın hangi bölümüne koyup kullanacağız buna biraz dikkat evet. etmemiz gerekiyor. İnşallah yani verimli olmaya çalışıyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız buradan biz burada ahkam kesmiyoruz. Şunu biliyoruz diyoruz demiyoruz. Bakın herkesin bilgisini ben kendi adıma açığım. Küçük bir çocuktan bile öğrenebiliriz. Çok iyi antrenörle dinleriz. Ondan da öğreniriz. Müsabaka izleriz. Ondan öğreniriz. Hiç kimsenin görmediği pozisyonu biz görürüz. Ondan öğreniriz. Yani bu konuda herkes hayal gücüne güvensin ve bir şeyler yapmaya çalışsın. Çünkü amacımız çok önemli. Tabii ki, tabii Çok ki. Ve büyük önemli. sorumluluğumuz var. Sevgili Evet. hocam, bu Light Kinetik konusunda bir ekleme yaparsanız, oraya da girelim, sonra kariyere geçelim hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim kardeşim,
Life Kinetik başlı başına farklı bir dünya. Farklı bir nasıl farklı bir dünya? Farklı. Şimdi burada işte beynimizin farklı loblarının aynı anda aynı amaca hizmet edebilmesi için uğraş verdiği bir çalışma şekilleri. Burada topların renginden tutun da, işte matematiksel işlemlerden tutun da, alfabetik değer içeren işte harflerden tutun da hepsini kullanabiliyoruz. Hepsinin amacı aslında şu, bana göre bir kere görmekle alakalı, işte mavi top, yeşil top, mavi topun görev tanımı farklı, yeşil topun görev tanımı farklı. En son anda görüp o görev tanımını beynimize ileteceğiz, değil mi? Beynimiz yorum yapacak ve hangi elimi, hangi hareketi yapacaksam o kas grubuna hitap eden görevleri yollayacak, emirleri yollayacak ve vücudumuz bu hareketi yapacak. Evet. Düşündüğün zaman sanki futbol maçını anlattım şu anda ben. Rakip şut çekecek, adama çarpacak, yön değişecek, ben de ona göre hamle yapacağım. Sanki oldu. Yani ondan dolayı bakıldığı zaman işte hepsinin amacı aslında işletimci hızımızı, beynimizin işletimci hızını geliştirmek. Evet. Buradaki zaten bizim yani şu beynimiz olmadığı takdirde vücudumuz cesetten farksızdır arkadaşlar. Yani evet. Bunu şöyle düşünün. Felçli insanları düşünün. Yani eğer o noktaya gidecek olan sinirsel sistemde bir problem varsa bu kolunuzu kullanamıyorsunuz, bacağınızı kullanamıyorsunuz değil mi? Bizi harekete geçiren beynimizdir. O verilen emirlerin kaslara gitmesini sağlayan da sinir sistemimizdir. Şimdi biz beynimizin değişik loblarını aynı amaca uygun şekilde kullanmayı becerebilmemiz lazım. Kendi adımıza yani yapmış olduğumuz çalışmalarda neler var? İşte farklı renklerde topları, pardon, farklı renklerde topları farklı görev tanımlarıyla beraber kullanmak. İşte yine Instagram sayfasında orada görmüştür arkadaşlarımız. İşte dairesel bir yapıp orada işte bir topun rengi atıyor maviyse mavi top işte saat yönünde dönüyordur. Diğeri ters tarafa dönüyordur. Diğeri bir atlamayla dönüyordur. Kaleci her an her şekilde vücudu değişik değişik şekillere giriyor. Bunu ona yaşatmamızın amacı ne aslında? Normal müsabaka anında demin yine konuşmamızın başında başladığı gibi hiçbir şey biz her zaman normalken gelişmiyor. Biz her zaman dengeliyken gelişmiyor. Bizim dengemizin bozuk olduğu anda da bazı şeyler o gelişiyor. Evet. Bizim beklediğimiz pozisyon sağa şut, sola şut gelecek, elimden çeleceğim ama bir bakıyorsun top yön değişiyor bu tarafa gidiyor. Peki bu tarafa yapacak olduğumuz hamleyi havadayken kolumuzu buraya çıkarabilmek kolay mı kardeşim? Kolay değil. Bunlar işte bunları sağlayan vücudumuzun daha rahat kalıp ikinci hamleleri daha kolaylaştıran çalışmalar bunlar. Dediğimiz gibi orada görmeyle başlıyor her şey. Hatta body code uygulamaları vardır. Onlarla alakalı okumuşsunuzdur, bilmişsiniz. Yani futbolcuların genelde altyapıları da yaptığı şeyler bu. Özellikle Almanya'da bunu kaleci eğitimi kursunu Almanya'da gitmiştim. Orada bunun tanışma fırsatımız oldu. Ondan sonra uyguluyorum. Okulumda bile uyguluyorum. İşte görsel ve işitsel uyaranları aynı anda yorumlayıp vücudumuza hareket yaptırıyoruz. Bakıldığı zaman çok kolay gibi gözüküyor ama içine girdiğin zaman çok değişik komik şekillere de girebiliyor insan. Evet. Orada da amaç vücudumuzu rahat ve kasıntı hale getirmeden hareketleri yapabilmek. Ne dedik? Biz koruma içgüdüsüyle vücudumuzu kastığımız zaman ikinci bir hamleye gelebilmek için bir kere bir gevşeme emri gidecek. Ondan sonra ikinci bir hamle emri gidecek. Bu zamanımız yok yalnız. Müsabaka çok hızlı gelişiyor çünkü. Aynen. Oyun çok hızlı oynanıyor. Topun işte kalitesi değiştiği için çok hızlı yön değişebiliyor. Rakibimize çarpıyor, bize çarpıyor derken bunu düşünecek zamanımız kalmıyor. Bu life kinetikle alakalı. Bu zaten başlı başına bir konudur aslında. Aynen. Ben olsam arkadaşlarımın yerinde. Araştırması gerekiyor. Kesinlikle ki araştırmakla beraber değil bakın. Kesinlikle bir kursuna gidin. Eğitimleri var. Eğitimine evet. Gidin, eğitimini alın. Ama orada almış olduğunuz eğitim size yani bir kaleci eğitimi değildir. Size sadece kaleci eğitimlerinde ışık açacak bir lamba düşünün. Bir elektrik enerjisidir tamam mı? Onları siz kaleci antrenmanına yorumlayacaksınız. Kaleci antrenmanını onu yorumladıktan sonra onun amaçları doğrultusunda kullanacaksınız kaleci antrenmanında bunu. Yoksa diğer türlü aldık topu da attık o değil yani. Evet. Hocam zaten life kinetik sadece sporculara uygulanan bir şey değil. 7 yaşından 70 aynen, yaşına aynen. Kadar insanlara uygulanan Alzheimer hastalarına bile uygulanan veya Alzheimer'ı geçiren hani birçok özelliği var. O yüzden arkadaşlar Life Kinetik hakikaten araştırmanız, eğer katılabiliyorsanız eğitimlerine katılmanız sizin insani olarak çok şey kazandırır, kişilik olarak çok şey kazandırır. O yüzden biz de bunu kaleciliğe nasıl evet, aynen bağdaştırırız? Maliyeti ne olursa olsun, bakın maliyeti ne olursa olsun evet. Lütfen
Eğitime Bununla verdiğiniz alakalı parayı acımayın hocam. gidin. Acımayın, kesinlikle acımayın. Çünkü onlarla beraber materyal de alıyorsunuz. Zayıf kinetikle alakalı materyalleri de alıyorsunuz. Evet. Onlar kaleci antrenmanında ciddi manada işinize yarıyor. Evet. Kaleciniz de kalecinin size daha inandığını görüyorsunuz. Evet. Kalecinin size biraz daha teslim olduğunu görüyorsunuz. Ama ikna ederseniz tabii ki. Yoksa hangi materyali Tabii kullanırsanız kullanın. önce tabii Amacın uygun ne için ve yaptığınızı çocuklara evet, anlatabilirseniz işiniz daha kolay. izah Bekir edilir olmadığı hocam, zaman efendim. zamanımız tabii o kadar güzel akıyor ki 45 dakika olmuş hocam farkında olmadan. O kadar oldu mu ya? Son bölümü hocam yoksa kaçıracağız. Kariyer planlamasına girelim hocam son konumuza. En Tamam. azından onu da paylaşmış olalım dediğimiz gibi yoksa zaman kalmayacak bir saatte bitirmemiz lazım. O yüzden hocam. Şimdi Buyurun. şöyle o konuya şöyle bir giriş yapabiliriz değerli arkadaşlarım. Bakın bu kadar kafamızı yoruyoruz. İşte materyalleri konuşuyoruz, antrenmanları konuşuyoruz vesaire 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 vesaire. Bir sürü bununla alakalı kitaplar yazılıyor, videolar çekiliyor, takip ediyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Amaç ne? Bir, şu materyalse bu kaleci ise eğer, bu kaleciyi üretmek değil mi? Var. Ama bu insan. Bu insan. Bunun duyguları da var. Bunun psikolojisinin kesinlikle ve kesinlikle performansların etkisi de var. Şimdi biz bu insanı ortaya çıkaracağız ve kaleci üreteceğiz. Bunun için kafamızı yoracağız. Fakat kalecimizin kariyerini planlamadığımız zaman ne yaparsak yapalım kaleci kaybediyoruz. Bakın o kadar değişik saçma sapan yarışlara sokuluyor insanlar ki. Mesela bir tane örnek vereyim. Yani ben Uğurcan'ı da çok seviyorum. Altay'ı da çok seviyorum. Çünkü çok değerli kaleci. Birbirine yarıştırılır halde geldi. Bir baktı ki Uğurcan'ı mı Altay mı derken Altay ve Uğurcan'ı kaybediyorduk neredeyse. Evet. Farkında vardınız mı bilmiyorum ama Tamam. neredeyse kaybediyorduk yani. İkisi de Türkiye'nin en değerli kalecilerinden birer tanesi. Bir bakıyorsunuz ki işte değişik farklı yarışmalarla beraber onları farklı modlara sokuyoruz. Şimdi bu bile kariyerin planlanmasının içerisine girer aslında. Biz altyapıdan A takıma götürülünceye kadar A takıma çıktıktan sonra yani profesyonel olduktan sonra hayat bitiyor mu? Kalecilik bitiyor mu? Hayır. Devam ediyor. Ne zaman, hangi kategoride oynayacak, ne kadar güveneceğiz, ondan sonra oynadıktan sonra hangi basamaktan nereye sıçraması gerekiyor, tamam mı? O sıçramayı yapmazsa onun girecek olduğu psikoloji ne olacak? Aşağı mı inecek, yukarı mı? Bunları hep kafamızda yorumlamamız lazım. Bu konularda bakın şimdi çoğu takımın sadece sözde kaleci eğitim departmanı denen bir departmanı var. Çoğu altyapılarda var bu. Ama içi boş olmaması gerekiyor. Ve Ha. bunların bir tanesi kariyer Çünkü planlamasıdır. hocam o konudaki departmanlığın hani federasyon bazında da içi çok boş. Hani siz de biliyorsunuz o konuları konuştuk ama ufak değineyim. Hani Ya oralar işte. boş olduğu zaman ilerlemiyor. Hani dediniz ki bu çocuklar doğru eğitime, doğru ellere teslim edilemiyor ve kaybolan onlarca çocuk var hocam. Yani o yüzden bu konu çok önemli. Bir de bir şey Değerli boyutu var kardeşim, tabii. Kalecilikten şimdi sonraki şunu kariyer söyleyeyim Mehmet planlaması. hocam. Ona Şimdi şunu değinecek söyleyeyim. misiniz? Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Bu kariyer planlaması ve işte doğru insanların doğru yerde çalışması vesaire konusunda biz nerede olursak olalım kendimiz doğru yapmak Tabii zorundayız. ki. Yani kendi elimizin önünü süpüreceğiz. Şimdi sistemler kurulur. Eğitimde de bu böyledir. İşte futbolun işte, federasyonunda böyledir. Sistemler vardır. Ama bu sistemlere değer katan bizim kendi bazen özveriyle beraber yapmış olduğumuz çalışmalardır veya işte inisiyatifimizi kullanmamızdır. Tamam mı? Değil mi? Şimdi biz nerede olursak olalım kendi inisiyatifimizden beraber doğru noktalara bazı şekilde ulaşabiliriz. Ulaşabiliriz. Aslında ulaştığımız noktalar da doğruluğunu ikna ettikten sonra belki de sistemde değişiklik yapabiliriz. Anladınız demek istediğimi? Yani şimdi biz Ben anladım olmadık ise orada hani sizin söylediğiniz çok olması gereken ona katılıyorum. Sizinki çok doğru ama orada olan değil. Yani ülkemizde olan o değil hocam. Ülkemizde farklı boyutta işlediği için söylüyorum zaten. Yoksa sizin söylediğinize sonuna kadar katılıyorum. Siz doğru projelerle gidip doğru mantıkla yaklaşıp onları ikna etmeniz lazım. Ama ikna olacak karşınızda insan yok. O sistem sizi yok ediyor. Hani siz oraya işte Onur Hocam anlatmıştı geçen programlarda. Hani bir proje sunuluyor. Ya cevap bile verilmiyor hocam. Bırakın şeyi üstünde konuşulmayı, tartışılmayı cevap bile verilmiyor bu ülkede. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa sizin söylediğinize şunu katılıyorum. Keşke deseler değer ki verin. ya Şunu projelerinizi getirin kardeşim hakem kesiyorsunuz oradan. Projelerinizi getirin bakalım dese bak bakalım neler oluyor hocam. çıkar. Kesinlikle çıkar. Yalnız ben değerlendirilmese dahi herkes en kötü ihtimalle
kendi çapında kendi doğrularını yapmak zorunda ama emin olduğu doğruları yapmak zorunda. Biz şimdi atıyorum gidip X yerlerde çalışmıyorsak kendi çalıştığımız yerlerimiz vardır. Orada biz doğruları öğretiriz. Doğruları ne kadar fazla yaparsak zaten bizi gelip bulacak olan sporcularımızdır. Başkalarının bulmasına ihtiyacımız yok. Zaten sporcularımız bizi bulsun. Fakat bu sporcularımızın da tabii ki takibini yapacağız. İşte bazen öyle bir oluyor ki şu anda mesela kızdığım kaleciler var. Kendi üzerinde emeğimiz olduğu kaleciler var. İsim vermeden konuşacağım burada. Sadece resimde bulunmaktan keyif alan kaleciler var. Gidip oynamaktan çekinen demiyorum çünkü sonuç itibariyle oynamaları gerekiyor. Fakat sadece resimde bulunmaktan keyif alan ve yeterli gören kalecilerimiz var. İleride bunlara çok büyük tehlikeler bekliyor. Kaleci oynamadan, müsabakaya çıkmadan zor yetişir. Bakın şu anda iyi diye dediğimiz kalecilerin başlangıç maçlarına gidin. Herkes yerden yere vurdu onları, değil mi? Kulüplerin o andaki işte maddi sıkıntılarından ortaya çıkan kalecilerimiz, futbolcularımız oldu. Ya belki Aynen. de parasal anlamda sıkıntı olmasa o kalecilerimizin, o futbolcularımızın hiçbiri Mesela piyasaya çıkamaz. Uğurcan mesela Onur bırakmasa muhtemelen Onur devam edeceği için Uğurcan o şans bu kadar rahat gelmeyecekti. Çünkü başladığı zaman ciddi bir performans göstermemişti. Işık vermişti ama çok ciddi bir Onur'un üstünde performansı yoktu. Ama o Evet. Onur'un yaptığı bir hamle buna yaradı. Altay herkese Ankaragücü'nde biliyorsunuz hocam transfer yasağından kaynaklı şans buldu. Gökhan Akkan aynı şekilde yani gibi hani Ersin de buna benzer bir nedenden buldu ama hani Acaba böyle mi olması lazım? işte ben de onu İşte söylemeye çalışıyorum. Hani buna bu şekilde bakıyoruz. değil de planlı programlı işte bir Donnarumma'nın 16,5 yaşında Milan'da oynatılması gibi ülke milli takımına hazırlanması gibi ciddi hani düşünce ve yani sistemle yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani biz de maalesef hocam siz de Trabzon'sunuz. Mesela ben şu soruyu sorabilirim şimdi. Orada Erce kardeşimiz var mesela. Kariyer planlamasını doğru mu yaptı sizce? Ya şimdi bireysel anlamda sözlü olarak isim vererek bunları konuşmak belki haddimize Hayır, düşmeyebilir. arkadaşlarımıza daha Herkesin net veriler kendi tercihi. için Şöyle, söylüyorum. Hocam bu kötü bir şey değil. herkesin kendi tercihi vardır. Mutlaka. Bazen gidip orada bulunmak da yetebilir ama ben mesela kaleci olsam beklemem ya. İşte bu Yani Muslera'nın beklemem. arkasında durmak gibi hocam. Muslera'nın arkasında dursanız oynayamayacağınız belli. Muslera iki ayağı üzerinde duruyorsa oynar hocam. Bir Evet, iki de oynar. doğru. Doğru. Volkan Demirel varken Volkan Demirel oynar. Yani siz kariyer Evet. planlamanızı yaparken bunların arkasına gidiyorsanız oturmayı göze alırsınız. Biraz işte Bunu problem bu. kastetmiyorum Acaba hocam. oturmak yetiyorsa eğer o zaman kusura bakmasınlar. Sürekli oturmaya aday olacaklar. Oturmak yetiyorsa başka takıma gittiği zaman gösterecek oldukları olumsuz bir tane performans, birkaç Tabii. maç müsabaka olduğu zaman işte soru işaretleri kocaman büyüyecek ve ondan sonra da artık kendi ellerine şikayetçi olmayacaklar. Aynen. Yani takımda planlanırken zaten sonuç itibariyle iyi bir kaleci olur, arkasında kaleciler olur. Fakat benim aslında takıldığım bazen şu var. Şimdi bir tane tamam başta bir tepe bir kalecimiz var. Onun altında da yine onu destekleyecek, onun performansını zorlayacak ve belki de kaleyi alabilecek performans olacak. Yani üçüncü kaleci pozisyonunda olan diğer kardeşlerimle ben takılıyorum. Evet. Şimdi onu Ben kimi bekleyeceksin. kastettiğini anladım hocam. Ya isim vermiyorum. Ben Seviyorum anladım. bunları çünkü. Gerçekten çok seviyorum bunları. Evet. Artık oynamaları lazım. Gitsin oynasınlar diye düşünüyorum. Kendi kafamda bütün takımlarda olabilir bu. Sadece biz şeyi konuşmuyoruz burada. Yani bir takımı konuşmuyoruz. Evet. Gördüğümüz bir sürü kalecimiz var. Hepsi bizim değerimizdir. Aynen. Gerçekten çok seviyoruz. Aynen. Onları zaten hani dedin ya 16,5 yaşında Donnarumma'dan bahsettin. Ama 16,5 yaşında işte o adamı da donanımlı hale getirildi. İşte Orada da biz tabii. görev almamız Asıl lazım. mesele o Anladın mı? hocam. Asıl mesele Yani. 16,5 yaşında onu o hale getirip o güveni sağlayıp oraya koymak. Mesele bu hocam. Yani Aynen. hasbelkader değil. Yani bizim ülkemizde olduğu gibi hasbelkader birileri bir yere varmayacak. Çalışarak planlı programlı bir şekilde varacak. Günübirlik yaşamayacak. O anlamda söylüyorum. Temennimiz bu. Yani kardeşlerimiz bizi sabırla dinliyorlar. Allah hepsine razı olsun. Teşekkür ediyoruz hepsine. Yani Aynen. onların da bizlere ulaştırabilecek olduğu ne varsa bilgi bakımından, şey bakımından Instagram'ımız her zaman onların Evet, hizmetindedir. zaten etiketlidir. Mesajlar alabiliriz. Ama bazen görüyorum eldiven gönderin, şunu bunu gönderin derken. Hocam eldiven dediğinde hocam hazır buradan söylemiş olayım. Sevgili arkadaşlar eldiven bana geldi. Eldiven şu anda bende. Ersin Destanoğlu eldiveni bana gönderdi. Ben de teslim aldım. Orada da bir hedefimiz vardı. 100 bin
takipçiye ulaştığımızda bir çekiliş yapacağız ve şartlarını o zaman belirleyeceğiz. Arkadaşlar şu anda şart yok. Şu anda 100 bine ulaşmadık. Koyduğumuz hedefe ulaşmadık. Eğer hocam da buradan bize destek olursa 125 binden de Uğurcan Çakır'dan alabilirsek Uğurcan Çakır'ın eldivenini verebiliriz. Bizim ama İnşallah, inşallah. Biz ben konuşuruz. o konuda yardımcı olacağına eminim hocam. Benim hiç sıkıntım yok. O yüzden daha oraya İnşallah. gelmediğiniz için seninle o konuda bir şey demiyorum ama inşallah o gün geldiğinde de senden rica ederiz. Oradan bir katkı yaparız kardeşlerimize. Benim derdim İnşallah. şu. Arkadaşlar hedefiniz olsun. Ben kendi adıma bir hedef koydum. 100 bin. 100 bin olunca eldiven bende. Hatta komik olmadı. İçeriden alıp gelebilirim şimdi konu açıldıkça söyleyeyim. Yani eldiveni ben teslim aldım arkadaşlar. Eldiven bende. Sadece 100 bin olmayı bekliyoruz. Size vereceğiz. İnanın o kadar hocam kusura bakma biraz burayı mecbur konuşuyorum. O kadar çok mesaj atıyorlar ki ben şaşkınım. Bak onlarca belki yüzlerce günde en az 100'e yakın mesaj alıyorum. Abi lütfen bana ver. Yani komik komik cümleler sarf edenler var söylemek istemiyorum. Yani o kadar çok ki arkadaşlar orada Ersin'e de söylettirdik mesela o metni söylerken. 100 bin olunca vereceğiz. 100 bin olmadı ki bakmıyor musunuz? Hani biz daha 80 İnşallah, inşallah, bin inşallah 200 civarındayız. bin 100 bin İnşallah 200 olunca bin vereceğiz. Hani lütfen hocam burada biraz kamu spotu yapıyorum kusura bakma. Estağfurullah. Seçmeler yayınlıyorum hocam. Buldum işte atıyorum Trabzonspor'un seçmesi, Beşiktaş'ın falan neyse. Ya Antep'in seçmesini yayınlıyorum. Diyor ki ya nerede yapılacak? Veya Trabzonspor'un seçmesi diyorum altyapı seçmesi. Ya nerede diye bir soru olabilir mi hocam? Yani bir de şey de var hani gönderi paylaşıyorum story'de bastığın zaman hani bütün adresi falan çıkıyor. Arkadaşlar lütfen okuyun. Ya gözünüzü seveyim okuyun ya. Yani yani boş muhabbeti boş verin okuyun. Okuyunca zaten her şeyi görüyorsunuz sadece okumuyorsunuz. Biz Evet. sabredip oraya basıp veya altını okumuyorsunuz soru soruyorsunuz. Ya hani yanlış anlamayın. Ya 80 bin olduk. Günde en az 100'e yakın mesaj alıyorum. Ben nasıl cevaplayabilirim hepsini? Tavır yapanlar falan filan. Arkadaşlar lütfen biraz daha gerçekçi olalım. Biz sözümüzdeyiz. 100 bin olduğunda o eldiveni Ersin'in videoda gösterdiği eldiveni ben size ulaştıracağım. Yeter ki o Hocam, ulaştırın. Mehmet hocam burada şimdi arkadaşlara şunu söylemek isterim ben. Mehmet hocamın derdi aslında size eldiven vermek değil. Mehmet hocamın derdi sizin daha iyi gelişmeniz için ne yapabilirim onu Ya işte düşünmek. o Yani şu yüzden anda bak o şu yüzden merak platform ediyorum hocam. zaten bu platform zaten o amaçla Tabii çalışıyor. tabii YouTube'lar hocam. olsun, işte bu Instagram olsun, bunun onun için çalışıyor. Eldiven zaten bizim Bahane. materyallerimizden bir tanesidir. Bahane. Bu Bahane. şekilde ben hani bazen kalecilerimiz der ya, eldivenimin içi şeydi o yüzden top hocam elimden kaçıyor diye. Yok. Şimdi Mesela. şöyle diyelim. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bazen şimdi materyal konusunda konuştuk. Arkadaşlarımız, antrenör arkadaşlarımızdan bazıları şunu diyor. İşte materyal var da çalışıyorsunuz. İşte bizde materyal yok vesaire vesaire. Bazen imkansızlık insanın en büyük yaratıcı olma şansıdır. Aynen öyle. Bakın, imkansızlıklarla beraber insan malzeme yaratır. Malzeme üretir. İşte kendi amacına uygun aparatlar, materyaller geliştirir. Şimdi burada da bizim bir eldiveni bahane edip de şey yapacak da kaleciliği bırakacak halimiz yok. Aynen. Eldiven geldiği zaman bu eldivenin de yırtılacak. O da var Tabii yani. ki tabii ki hocam. En Yani kalitesi de yırtılıyor hocam. Sorun. evet, ondan dolayı biz bu sayfaların amacının için ne olduğunu bilin. Bir, sizin gelişimimize katkı sağlamak, sizi geliştirenlerin gelişimine katkı sağlamak. Bak, sizi Aynen öyle hocam. geliştirenlerin gelişimine katkı sağlamak. Aynı zamanda sizin gelişmenizi için geliştirenleri çalıştıran kulüplere de artık yollar açmak. Tamam, bir şekilde Aynen öyle. fikirler sunmak. Ya. Departmanlar oluştururken nelere dikkat edecekleri konusunda Aynen. bir soru işareti oluşturmak. Ondan dolayı o küçük şeyleri düşünüp de sakın ola gönül koymayın. Gönül koyma. Çünkü burada amaç farklı bir şey. Amaç çok farklı bir şey. Aynen. Hocam bu arada bir duyuru da yapayım. Sevgili hocalarıma özellikle biliyorsunuz Türkiye Kaleci Antrenörleri Günü yaptık hocam. Öyle bir günümüzü tayin etmiştik biliyorsunuz. Bu sene üçüncüsü olacak ve Çarşamba günü olacak. Buradan da ben duyuru yapmış olayım seyreden arkadaşlarımıza, hocalarımıza. O gün biz bir programı yapacağız. Onun devamında da katılmak isteyen böyle arkadaşlarımızı, antrenör, kaleci antrenör arkadaşlarımızı yayın alabilirim. Orada söyleyecekleri bir iki çift lafımız Çarşamba günün söyleyebilir. saati belli mi hocam? Çarşamba günü muhtemelen 9 gibi olacak hocam. Biraz erken başlayacağız bugünden. Amacım şu, özellikle kaleci antrenör arkadaşlarıma istediğiniz zaman buradan bana istek gönderebilirsiniz.
O bizim kendi konuşmalarımız bitti. Üç kişi katılacağız. Kısmet olursa Fevzi Tuncay Hocam, Cengiz Birgen Hocam, biz açacağız. Devamında araya kaleci antrenör arkadaşlarımızı biliyorsunuz birkaç kişi alabiliyoruz. Onlar da katılabilir. Görüşlerini, düşüncelerini net bir şekilde söyleyebilir. Kısa kısa hepsine de şans vermek veya hani şans vermek değil mi? Özür dilerim. Hani o platformu açmak istiyorum. Hiç burada Söz hakkı konuşmamış vermek diyelim yani. antrenör arkadaşım. Bir söz hakkı kullanmak isteyen arkadaşlarımı mutlaka bekliyorum. Şimdiden hepsinin Türkiye Kaleci Antrenör Günü'nü kutluyorum. 8 Haziran Çarşamba günü tekrar yayında buluşacağız inşallah. Hocam katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bir saat oldu. Bir saat planlamıştık. Son cümlelerim Evet. varsa hocam alayım. Şöyle Müsaadeniz. söyleyeyim. Şunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim. Amacımız biz antrenörler olarak, eğitmenler olarak hangi konuda eğitirsek eğitelim. Amaç bir şeyler sunmak, bu sunmuş olduğumuz bilgilerle veya yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber karşımızdaki insana değer katmaktır. Başka bu işler zaten sırf sadece maddi beklentilerle beraber yapılmaz. Doğru. Gönül verilerek yapılır, sevilerek yapılır. Çünkü sevmeden bu işi yapma şansınız yok. Hangi konuda eğitmenseniz hiç önemli değil. Parayla eğitmen lafını, parayla öğretmen lafını, parayla atıyorum X meslekler bir araya getirilmez. Tamam mı? Bunu bilelim. Hayatımızın sadece futbol olmadığını da bilelim. Çünkü Tabii işin bu ki. boyutu da var. Çünkü dünya üzerinde yaşanan öyle bir platformda yaşıyoruz ki sıkıntılar yaşayan insanlar var. İyilik konusunda birbirine yarışalım. Ben bu konuda tekrar hocam başlangıçta söyledi. Yine ben oraya bir parantez açıp bu şekilde kapatalım. Çevremizde uzanabileceğimiz, dokunabileceğimiz ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışalım, dokunmaya çalışalım, gönülleri yer etmeye çalışalım ki yarın öbür gün belki de farklı kısmetler açılsın size, değil mi? Çünkü İnşallah. sonuçta biz dünyada geldik, dünyada yaşam amacımız sadece topun tutulmasını sağlamak değil. Yani farklı amaçlarla dünyaya geldik. Bu da işimizin bir boyutu. Bunu da eğer doğru niyetlerle yaparsak ibadet yapmış oluruz bunu Aynen, yaparken bile. aynen öyle. Hepinizi çok seviyorum ben. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. İnşallah daha farklı zamanlarda, farklı konularda yine İnşallah. görüşme şansımız İnşallah olursa hocam, inşallah. yani 3-4 haftalık dilimde tekrar inşallah birlikte olmak çok istiyorum. Farklı Bunları konularda. uzatmayalım. O yüzden belli bir kafamda plan var. Amacımız siz de zaten söylüyorsunuz. Çocukları geliştirmek, antrenör arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak. Yani Türk futboluna, Türk kalecine katkıda bulunmak. Bütün mesele bu. Tekrar Evet. arkadaşlar katıldınız, bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yalçın hocam emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Görüşmek inşallah. üzere hocam. Sağ olun. Görüşürüz.